Merhaba arkadaşlar, ben Irmak. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir muadil önerisiyle geldim. Malum artık kozmetik alışverişi çok çok pahalı, uygun fiyatlı dediğimiz ürünler bile gerçekten dudak uçuklatan fiyatlara satılmaya başladı. Makyaj yapmayı birçoğumuz çok seviyoruz. Cilt bakımı, saç bakımı, tırnak bakımı, bir sürü şeyi kullanmayı çok çok seviyoruz. Bu da en doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz maalesef ki içinde bulunduğu bu ekonomik durum yüzünden birçok ürüne dövizle ulaştığı için bizlere de uygun fiyatlara yansımıyor bunlar. Şimdi benim çok sevdiğim bir gece bakım serumu var. Kiehl's'ın Midnight Recovery ürünü. Bunun muadilini buldum. Size bundan bahsetmek istiyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz orada da farklı içeriklerim oluyor. İletişim halinde olmuş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi malum Kiehl's zaten pahalı bir markaydı. Son dönemdeki zamlar, dövizin hali yüzünden de ekstra pahalı. Artık ulaşamayacağımız seviyelere ulaştı sağ olsun. Şimdi benim elimde bir gece serumu var. Zamlardan çok çok önce almıştım. Kiehl's'ın Midnight Recovery Concentrate gece serumu. Mutlaka duymuşsunuzdur. Kullananlarınız vardır, sevenleriniz vardır. Sadece duymuşsunuzdur, merak etmişsinizdir ama fiyatı yüzünden alamamışsınızdır. Bugün size bu ürünün muadilinden bahsetmeye geldim. Etki olarak gerçekten neredeyse birebir aynı olan bir ürün buldum arkadaşlar. Etki olarak diyorum çünkü kokuları falan birebir aynı değil. Ama ben sabah kalktığımdaki o yüzümde bıraktığı etkisini aynı buldum. Bir süredir yeni ürünü de kullanıyorum. Bunu zaten çok severek yıllardır kullanıyorum. Şimdi birazdan ondan bahsedeceğim size. Ama öncelikle bu ürünün ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bahsetmek istiyorum. Kiehl's'ın en popüler ürünlerinden bir tanesi bu. Cildi gece boyunca onaran, cilt bariyerini yenileyen, güçlendiren, daha böyle sağlıklı, daha parlak bir cilde ulaşmanızı sağlayan bir serum. Bu benim 4. 5. şişem falan. Bunu da en son pandemiden önce yani 2 sene falan olmuş. Ama hala dolu, hala kullanıyorum. Normalde kullanım önerisi olarak açıldıktan sonra 18 ay diyorlar ama ben herhangi bir bozulma vesaire görmediğim için hala kullanmaya devam ediyorum açıkçası. Böyle bir aplikatörü olan, üstten basarak dolduruyorsunuz. Böyle birkaç damlası yeterli oluyor. Geceleri uyguluyorsunuz. Ciltteki yorgun görünümü azaltıyor. Cildi rahatlatıyor, ferahlatıyor, yumuşatıyor. Gerçekten etkisini kullandıktan birkaç gün sonra bile hızlı bir şekilde gördüğünüz bir ürün. Senelerdir kullandığım için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Hani öyle yüksek fiyatlı diye, nasıl olsa yüksek fiyatlı, bu çok iyidir ya da işte aldım kullanıyorum, öveyim gibi bir yerden söylemiyorum bunu. Gerçekten kefil olduğum bir ürün. Senelerdir severek kullandığım bir ürün. Artık ne yazık ki almamız mümkün olmayan seviyelere ulaştı. Ben bu ürünü aldığım zaman, yanlış hatırlamıyorsam, üstünden bayağı bir zaman geçti. Böyle 270 lira gibi bir şeydi bunun fiyatı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sitesinden kontrol ettiğimde 30 ml'lik bu boyunun fiyatı tam tamına 460 TL olmuş arkadaşlar. Buna artık bu parayı vereceğimi düşünmüyorum. Sabahları kalktığınızda cildiniz gerçekten pamuk gibi oluyor. Bende herhangi bir sivilcelenmeye sebep olmuyor. Normalde bu tarz serumlar içindeki o bitkisel yağlar sebebiyle, eğer alerjiniz varsa, minik minik sivilcelere sebep oluyor. Bu tarz serumların çoğu bende o etkiyi yaratıyor açıkçası. Bunda öyle bir şey olmuyor. Kokusu çok çok güzel bir ürün. Buram buram böyle yoğun bir şekilde lavanta kokusunu alıyorsunuz. Lavantanın öyle bir şeyi vardır ya, sakinleştirici, rahatlatıcı, böyle dinginleştirici bir etkisi vardır. Yüzünüzde bu ürün olduğu zaman aynı zamanda bir rahatlatıcı etki de yaratıyor. En öne çıkan 3 içeriği squalan, lavanta ve akşam sefası yağı arkadaşlar. Squalan yağı zeytinden elde edilen, yoğun nemlendiricilik sağlayan bir yağ. Cildin nemlenmesine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Mesela bunu sürün akşam, ekstra bir nemlendirici sürme ihtiyacınız olmuyor. Sabah yumuşacık bir ciltle uyanıyorsunuz. Akşam sefası yağı cilt bariyerini güçlendirmeye, onarmaya yardımcı oluyor ve cilt elastikiyetini artırıyor. Aynı zamanda cilde bir parlaklık sağlamasına yardımcı oluyor. Sabahları kalktığınızda böyle bebek poposu gibi bir cilde sahip oluyor. Çok fazla uzatmayacağım.
Etkileri bu şekilde bu ürünün. Gerçekten kefil olduğum, sevdiğim bir ürün. O zamanlar fiyatını hak eden bir üründü. Gene bütçeniz yetiyorsa fiyatını kesinlikle hak ediyor. Etkisini gördüğünüz bir ürün. Bu arada da bunun tabii bitmedi. Daha ürünü kullanırım. Bu sırada dedim ki hani bu bitmeye yaklaşıyor. Ben bir hani buna muadil ürün bakayım derken gerçekten böyle tasarımı bile çok benzeyen bir ürün keşfettim arkadaşlar. Isana markasının bu gece bakım serumu. Gördüğünüz gibi iki ürün renk olarak, ambalajı, tasarım olarak birbirlerine çok çok benziyorlar. Isana biraz daha böyle ince uzun bir şişede. Gördüğünüz gibi her ikisinin de aplikatörü var üstünde serumunu doldurmak için. Hemen Kiehl's'ı incelemeye geçelim. Kiehl's'ı da açtığınızda aynı şekilde bir damlalık aplikatörü var. Şöyle bastığınızda içindeki damlayı boşaltıyorsunuz. İçindeyken bastığınızda da dolduruyorsunuz. Kullanım şekli ikisinin de aynı. Gelelim bunun etkisine ve içeriğine. Etkileri neredeyse birebir aynı. Bunu da bir süredir kullanıyorum. Aralarındaki en büyük fark kokuları arkadaşlar. Bunu böyle kokladığımda daha çok limon kokusu alıyorum. Hemen içeriğini de kontrol edelim. Çuğa çiçeği yağı, lavanta yağı, kişniş yağı ve biberiye yağı içeriyormuş. Ben kokladığımda yoğun bir şekilde limon kokusu alıyorum. İçeriğinde yazmıyor ama belki parfümü hani parfüm kısmında onu kullanmış olabilirler. İkisinin hani en böyle ortak noktası bu anlamda lavanta yağı içerik olarak. Aynı şekilde sabahları cildiniz nemlenmiş, pürüzsüzleşmiş, yumuşamış istiyorsanız, böyle bir ürün arayışındaysanız Kiehl's yerine Isana'ya bakabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne üstlük vegan bir ürün. Isana birçok markaya göre daha temiz içerikli bir marka. O anlamda da ekstra bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Isana markası Rossmann'larda satılıyor ve tamı tamına arkadaşlar 10'da 1 fiyatına satın aldım bunu. Normalde 79 TL'ye satılıyor. İndirimden satın aldım. Ciddi bir indirim vardı ve 46.90 TL'ye aldım. Tam tamına 10'da 1 fiyatı arkadaşlar. Şaka gibi gerçekten. Etkileri dediğim gibi birebir aynı. Hiç gidip ona o parayı vermenize gerek yok. Bundan sonra ben de gidip Kiehl's falan almayacağım. Bu da cildimde herhangi böyle küçük sivilcelenmelere sebep olmadı. Bu da yağlı bir his bırakmıyor. Çok çok hafif bir ürün. Sabah kalktığımda aynı Kiehl's'taki etkileri bunda da gördüğümü düşünüyorum. Yatmadan önce 2-3 damlayı elinize damlatıyorsunuz. Güzelce ısıtıyorsunuz ve cildinize tampon hareketlerle uyguluyorsunuz. Kiehl's'ta olduğu gibi bunda da rahatlatıcı bir etki var lavanta yağının etkisiyle. Dediğim gibi temel farkları kokuları muhteşem bir muadil olduğunu düşünüyorum. Yani muadil deyince tabii şimdi birebir aynısını bekliyor insanlar. Hani bunun kokusu neyse bunun da aynı olsun diye bekliyor ama bence etki olarak aynı olduklarında muadil diyebiliriz bu tarz ürünleri. Bunun da kokusu çok güzel. Rahatsız etmiyor. Benim mesela migrenim var. Birçok videomda bahsediyorum. Lavanta yağı sakinleştirici bir koku olmasına rağmen fazla olduğu zaman baş ağrısına sebep oluyor. Böyle burnumun direği sızlıyor bazı kokularda. Bunda öyle bir şey olmadı. Biberiye mesela, o da güçlü bir kokudur. Ama kesinlikle rahatsız etmedi. Eğer koku hassasiyetiniz varsa muhtemelen sizi de rahatsız etmeyecek bir ürün diye düşünüyorum. Buna 460 TL vermektense indirim döneminde takip ederek 10'da 1 fiyatına 46 TL'ye alabileceğiniz muhteşem bir muadil olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda beni lütfen Instagram'dan da artık takip ederseniz orada da iletişimde olmuş oluruz. Farklı içeriklerim oluyor. Etkileşim halinde kalmış oluruz diye düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.